Haberin merkezine, Show Ana Haber'e hoş geldiniz sayın seyirciler. Suriye'den bugün çok sıcak bir gelişmenin haberi geldi. Türk askeri Membiş'e girdi. YPG'li teröristlere karşı devriye gezmeye başladı. Türkiye-Amerika anlaştı, Türk askeri YPG'li teröristleri süpürmek için Münbiç'e girdi. Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Şu anda Münbiç'te. Ne dedik? Münbiç'ten terör örgütleri çıkacak. Başladı mı çıkmaya? Şu anda devriye gezme olayı dedik. O da başladı. Niye? Ya kardeşim, iş bilenin, kılıç kuşananın. Türk komandoları zırhlı araçlara büyük Türk bayrakları asıp Münbiç'in kuzeyindeki Sacur çayına işte böyle konuşlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri Amerikan askerleriyle birlikte görev yapacak, devriye gezecek. Önümüzdeki günlerde Münbiç'in merkezine girilecek. O bölgede tamamen teröristlerden temizlenecek. Sandığa 6 gün kala Samsun'dan seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan seçmene. Rakibi İnce'nin miting meydanlarındaki eleştirilerine tek tek yanıt verirken 24 Haziran'la ilgili dikkat çekici bir çağrı da yaptı. Her şeyin kazası olur, sandığın kazası olmaz dedi. 5 gün sonra benim milletim sizin defterinizi düzecek. Seçim için geri sayım sürerken Samsun'da meydandaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Rakibi İnce vardı yine hedefinde. Bir de utanmadan, sıkılmadan ne diyor benim için? O diyor artık yorgun diyor. Vay Muharrem! Ben antrenmanlıyım, antrenmanlı. Hayatımın 16 yılı futbolla geçti. Ama sen daha başlamadan bittin, bittin. Niye? Ya senin yalandan başka sermayen yok ki. İnce'yi çok sert sözlerle eleştirdi. Seçim döneminde kirli bir maske takıyor, gerçek yüzünü göstermiyor dedi. Sahne şovlarıyla kirli, yasakçı ve baskıcı geçmişini kapatabileceğini zannediyor. Sürekli işletilmekten, telefon dolandırıcılarının maskarası haline gelmekten bir türlü kurtulamıyor. Vaatlerini sıraladı, sandık çağrısı da yaptı seçmene. Her şeyin kazası olur. Ama sandığın kazası olmaz. İş işten geçtikten sonra ahların 7 Haziran'da olduğu gibi vahların, keşkelerin hiç kimseye bir faydası dokunmaz. Ekonomiyle ilgili de bir çağrısı vardı. Yastık altında doları olanlar, avrosu olanlar varsa bunları bozdurun ha. Hemen bunları TL'ye çevirin. Bunlara burada da bir ders verin. Bizi döviz kuru ve kredi notu üzerinden terbiye etmeye heveslenenlere de Osmanlı tokadını sandıkta vuracağız. AK Parti'nin Yenikapı mitingine katıldığı yıllar sonra yeniden siyasetin gündemi oldu Tansu Çiller. Eski başbakanın o sürprizi yeni dönemde Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilirse yardımcısı mı olacak sorusunu akıllara getirdi. İstanbul! Bugün bir milli şuurla buradayım. AK Parti'nin Yenikapı mitingine eski başbakan Tansu Çiller'in katılması gündemin sıcak başlığı. Çiller milli bir şuurla buradayım demişti. Ben bunu bir milli şuurla buraya geldim diyor ise bir derdi var ve bu derdini paylaşıyor. Eski başbakanın o sözleri AK Parti'ye destek olarak yorumlandı. Kendi dönemini hatırlatarak koalisyonlara değinmesi de dikkatlerden kaçmadı. Koalisyonlarla çözüm üretmek ve milleti memnun etmek çok zordur. Çiller'in Yenikapı mitinginin sürpriz konuğu olması 24 Haziran'dan sonra bir görevlendirme olabilir mi sorusunu akıllara getirdi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, eski başbakan Tansu Çiller'in AK Parti'nin mitingine katılmasına tepkiliydi. O zaten başarılı olsaydı kendi partisini kaldırırdı dedi. Tansu Çiller'den medet umuyor. Tarzan zorda. Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in AK Parti mitingine katılması vardı hedefinde. Hem Çiller'e hem Erdoğan'a yüklendi. O zaten başarılı olsaydı partisini kalkındırırdı. İnce Kahramanmaraş'ta devam etti miting mesaisine. Erdoğan'ın Yenikapı'da kendisine yönelik cami eleştirisine sert tepki gösterdi. Sandık rakibine neden rahatsız oluyorsun diye sordu. Seçimden önce diyor, camide bir fotoğrafın var mı diyor. Camiye fotoğraf çektirmeye gitmiyoruz, Allah'a ibadet etmeye gidiyoruz. Sen Allah'ın tahsildarı mısın? Bir Müslüman başka bir Müslümanın camiye gittiğini görünce mutlu olması lazım. Bu üzülüyor. Büyük devletlerin sarayları alameti farikasıdır diyen Putin'e de yüklendi CHP'nin adayı. Putin Türkiye'nin etrafını sarmakla meşgul,
Erdoğan'a da gaz veriyor. Sen diyor sarayında oyalan. Aslında içinden gülüyor Putin ona. Erdoğan, Putin seni kekliyor, kekliyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu bir süredir hastanede tedavi gören Selefi Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Ana muhalefetin gençlere yönelik animasyonlu mesajı da internette büyük ses getirdi. Yoğun programına hastane ziyareti için ara verdi CHP lideri. Ekim ayında beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan Selefi Baykal'ı hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrası o fotoğraf paylaşıldı. Kılıçdaroğlu Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı. Bir sonraki adresi Kırıkkale'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşmasındaysa 24 Haziran'a dönüktü mesajları. Ya demokrasiden yana gidip oyumuzu kullanacağız ya dikta yönetiminden yana gidip oyumuzu kullanacağız. Muharrem İnce'yi Twitter'dan eleştiren Danıştay hakimi Aysel Demirel'e de tepkisini sürdürdü. Senin onurun varsa o görevi derhal bugün öğleden sonra bırakırsın. Bugün öğleden sonra. Sandığa 6 gün kala seçim kampanyalarındaysa genç seçmene dönük mesajlar öne çıkıyor. Ana muhalefet lideri ilginç bir yöntemle verdi o kitleye mesajını. Sosyal medyada hızla yayılan bir animasyon yayınladı CHP. Ya arkadaşlar ben istemez miyim? Download hızları artsın, adil kullanım kotası kalksın, Instagram'da filtreler artsın. Aksaray valisini uyardı, emniyet müdürüne çok sert tepki gösterdi. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Aksaray mitingine o sert çıkış damgasını vurdu. Aksaray valisini uyarıyorum. Bir polis müdürü Meral Akşener'i HDP ile yan yana koyamaz. Miting için gittiği Aksaray'da valiye bu sözlerle yüklendi. Bu fare yürekli adamı hiç unutmayacağım. İddiaya göre Aksaray Emniyet Müdürü bürokratlarla yaptığı bir sohbette İYİ Parti ve HDP aynı yolda yürüyor demişti. Akşener işte o sözlere tepkiliydi. Sarayın finoluğunu yapanları uyarayım. Sayın Erdoğan, Mavi Marmara'da olduğu gibi bu hadsiz ve terbiyesiz müdürü dımdızak ortada bırakır. Rakibi Erdoğan da vardı hedefinde. Sarayın 13 günlük masrafı şeker fabrikalarının bir yıllık zararına eşit. Yardım parası topladı, o hayvanları kurtarmak yerine bu evde ölüme terk etti. Ortaya çıkan görüntüler herkesin kanını dondurdu. Oldukça şok oldum, inanamadım. Ölüm evi vicdanlara sığmayan, yürekleri kanatan inanılmaz görüntülerle az sonra Şov Haber'de. Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun İngiliz eşi kendisini milliyeti üzerinden eleştirenlere ilk kez cevap verdi. Eşine tepki gösterenlere onlara acıyorum dedi. Çok tuhaf şeyler söylüyorlar. Sizin haberiniz yok, benim iki tane çok büyük kangal köpeğim var. Gülümseyerek espriyle yanıt verdi. Kendisini İngiliz olduğu için eleştiren eşine hedef alanlara tepki gösterdi. Acınacak kişiler bunlar. Demek yani Allah'tan alacaklar en son. Saadet Partisi liderinin hayat arkadaşı, çocukların annesi Ayşe Karamollaoğlu o isim. 53 yıl önce İngiltere'de tanıştılar, evlendiler. Ama adı ve milliyeti en çok bu seçim kampanyasında gündeme geldi. Gençtim, düşünüyordum yani inşallah çocuklarımız olur. Çocukları yapamazsın yani, bir din olması lazım. İlk kez eşiyle çocuklarıyla birlikte ekranlara çıktı. Nasıl Müslüman olduğunu anlattı. Ben o zaman dindar da değildim. O zaman Müslüman olmayı kabul ettim. Ondan sonra okudum. Çok kitap verdi. Sine sine mi? Sindire sindire. Sindire sindire. Öyle oldu benim için. Elhamdülillah. Gelin ve damat düğünleriyle AK Parti'nin Büyük İstanbul mitingi kesişince çılgın bir karar verdi. Soluğu Yenikapı Meydanı'nda aldı. Ayfer Çelik ve İlyas Bastık çifti önce mitinge ardından da düğünlerine gittiler. Çifte varamayışıyoruz. İnşallah buradan düğüne gideceğiz. Büyük ilgi gören çift düğün tarihini çok önceden almıştı. Ancak düğünleri AK Parti'nin Yenikapı'daki Büyük İstanbul mitingiyle kesişince çift ikisinden de geri kalmak istemedi. Düğün kaçta? 7 ile 9. Gerçi geç kalmak üzereyiz ama olsun. Düğünden önce miting alanındaydılar. Sayın Cumhurbaşkanımızı desteklemek için buraya geldik. Vakit sınırlıydı. Bir süre kaldıktan sonra Yenikapı'dan ayrılıp düğünlerine yetiştiler.
Çifte barem yaşıyoruz. Burada olmaktan mutluluk diyorum. Leyla kaybolalı bugün tam 4 gün olacak. Ancak küçük kızdan tek bir haber bile yok. Kaçırıldığından şüphelenen ailesi perişan. Bana bak. Bana bak. Nereye gidiyorsun? Nereye gittiğini kimse bilmiyor. Küçük Leyla sanki yer yarıldı, içine girdi. Köpekle beraber arama tarama devam ediyor. 4 kişilik ekip ve jandarma ile beraber. Tamam. Çatı katı, tandır evleri, tarlalar. 4 gündür aramadık yer bırakmadılar. Ancak Leyla'ya hala ulaşamadılar. Alo. Allah merhameti için lütfen getirsinler kızımı. Ağrılı Şükran Nihat Aydemir çiftinin bayramın birinci gününden bu yana yüreği yanıyor. Onlar akraba ziyaretindeyken 3,5 yaşındaki kızları Leyla kapının önünden kayboldu. Nereye gideceksin? Sen nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Bu çocuk 20 dakikanın içinde kayboldu. Leyla'nın düşmüş olabileceği ihtimaline karşın derenin suyu kesildi. Tüm köyde önlemler alındı. Ancak ailesi kızlarının kaçırıldığını düşünüyor. Aynı saatlerde köye gelen beyaz bir minibüsten şüpheleniyorlar. Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan bu aracın aynasındaki çocuğun kızları olduğunu iddia ediyorlar. Çünkü o fotoğraf kızlarının kaybolduğu günkü haline çok benziyor. Amcası o günün sabahı bu görüntüyü çekmişti. Bana bak. Bana bak. Nereye gidiyorsun? Getirsinler. Ne biçim, nasıl getirirse getirirler. AFAD ve köy korucuları her yerde Leyla'yı arıyor. Eğitimli köpekler de devrede. Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir çareyi ödül koymakta buldu. Bulan, duyan, sağ salim tespit edene bir 300 bin lira bir ödül koymuşum. Sadece ailesi değil, sosyal medyada ayaklandı. Leyla'nın bir an önce bulunması için destek kampanyası başlatıldı. Görenlere insanlık namına Allah rızası için bize yardım etsinler. Kim götürdüyse şikayetçi olmayacağım. İstanbul Kadıköy'de bir sokak köpeğine yapılan şiddeti dün akşam ekranlarınıza getirmiştik. İşte o saldırgan mahalleli tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun? Nedeni de yok, izahı da. Ocağını kendi halinde dinlenen köpeğe böyle saldırdı. Yumrukladı, sürükledi. Hayvanseverler zaten peşindeydi. Sonunda yakalayıp polise teslim ettiler. Ama mahallede olaylar durulmadı. Hayvana niye vuruyorsun? Akıl almaz şiddet olayı hafta sonu Kadıköy'de yaşandı. Sokak köpeği yağmurdan, soğuk havadan kaçtı. Apartmanın girişine sığındı, dinlenmek için de yere uzandı ama dakikalar sonra o cani ortaya çıktı ve nedensiz yere köpeğe yumruklarla saldırdı. Korkunç anlar güvenlik kamerası tarafından böyle kaydedildi. Görüntüleri o evde yaşayan İlker Fişek tesadüfen gördü. Kamera kayıtlarına baktım. Kamera kayıtlarında hayvanı darp ettiğini görünce sosyal medyadan paylaşarak hayvanseverleri harekete geçirdi. O saldırgan aranmaya başlandı. Bu insanlık dışı görüntü herkesin tepkisini çekti ama o sokak köpeklerine gözü gibi bakan mahalleliyi çileden çıkardı ve o saldırganın peşine düştüler. Çok geçmeden de yakalayıp polise teslim ettiler. İskele sokak taraflarında yakalanmış. Takip ettik. Köpeği takip ederek adam peşindeymiş gene herhalde. Ve köpeği takip ederek adama ulaşmışlar. Saldırganı yakalayanlar neden sorusunu da sordu ama cevap alamadı. Niye vuruyorsun? Her şey geçtim hayvana. Niye vuruyorsun? Polisteki ifadesinde de konuşmadı. Savcılık talimatıyla serbest kaldı. Sokakta yaşadığı öğrenilen o kişi elini kolunu sallayarak karakoldan çıktı. Olayın yaşandığı sokaksa bugün bir kez daha karıştı. Bir taksi şoförü ortaya çıktı. Üzerine vazife olmadığı halde mahallede çekim yapılmasını istemedi. Bağırdı çağırdı. Hadi abi kaybolun buradan. Kaybolun burada. Burada hiç reklam reklam yapma kardeşim. Birbirimizi yiyeceğiz ha. Gerek yok yani şimdi işte şekerimi yükseltmeye. Hadi abi. Tamam, bırakın kamerayı mamarayı hadi. Anlamsız sinirini Show Haber ekibinden çıkaramayınca hızını alamadı. Köpeğe şiddeti ortaya çıkaran İlker Fişek'e de küfür etti. Şimdi sana o CD'yi gönderip ben bir yakalarsam o beyzbol sopasını sokacağım onu. Ha, sen dün sen miydin beyzbol sopasını? Gel gel. Gel abi ya. Çevredekiler araya girince taksici oradan uzaklaştı. 28 yaşındaki genç bir kadın metroda tacize uğradı. Taciz şüphelisi kaçmaya çalıştı ama kısa sürede yakalandı. Yaşadığı şok nedeniyle sinir krizi geçiren kadın şüphelinin yanına gitti ve bakın tepkisini nasıl gösterdi. Neden bana tacizde bulundunuz?
Metroda kendini taciz eden adamı polise şikayet etti. Yakalanıp götürülürken dayanamadı. Tepkisini böyle gösterdi. 28 yaşındaki genç kadın geçtiğimiz günlerde metroda yolculuk yapıyordu. Taksim'e geldiklerinde iddialara göre tacize uğradı. Çığlık atıp yardım istedi. Şüpheli Gezi Parkı'na doğru kaçarken güven timleri devreye girdi. Onu kıskıvrak yakalayıp gözaltına aldı. Çekme ya. Genç kadın koşarak yetişti. İki polisin kolunda giden şüpheliye tepki gösterdi. Dayanamadı, başına vurdu. Yardımcı olan yolculara teşekkür edip Taksim Polis Merkezi'ne gitti. O adamdan şikayetçi oldu. Neden bana tacizde bulundunuz? Sorgulanıp mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi. İzmir'in Bayraklı ilçesinde tezgahları kaldırılan pazarcılar bugün de ayaktaydı. Satamadıkları malları belediyenin önüne döktüler. Belediye binasını yumurta yağmuruna tuttular. Taksim gel. Tezgahları kaldırılan pazarcılar yine isyandaydı. Soluğu İzmir Bayraklı Belediyesi'nin önünde aldılar. Satamadıkları bütün mallarını belediye binasına fırlattılar. 860 pazarcı İzmir'in Bayraklı ilçesinde Özkanlar pazar yerine tezgah açıyordu. İlçe halkı pazardan şikayetçiydi. Dava açtılar, kazandılar. Pazarı mahkeme kararıyla kaldırttılar. Ama pazarcılar karara karşı çıktı. Hemen her hafta eylem yaptı ama bir sonuç alamadı. O pazarcılar bayram ertesi belediyenin önüne geldi. Pazar yerimizi istiyoruz. Ekmeğimizi istiyoruz. Belediyeyi yumurta yağmuruna tuttu. Belediye görevlileri olup biteni oturdukları yerden böyle izledi. 3 aylık bir kedi yavrusu bir apartmanın 5. katından aşağıya atıldı. O vicdansızlığın haberi var sırada. İçti ve fırlattı. Kafası da güzel. Fırlattı kedimi aşağıya. Acımadı. Gözünü bile kırpmadan bir canlıyı, 3 aylık yavru bir kediyi 5. kattan fırlatıp attı. Ok ailesinin en küçük ferdi 3 aylık kedi Leydi. İddiaya göre dün sabaha karşı ev sahibi Ebru Ok'un erkek arkadaşı tarafından bu balkondan aşağıya atıldı. Çünkü o erkek arkadaş kediyi evde istemediğinden çift sürekli tartışıyordu. 2 hafta önce de geldi, kapıyı zorladı, atacağım dedi. Günlerce sürdürdüğü o tehdit 2 gün önce gerçek oldu. Kapıyı tekmelemeye başladı. Kapıyı tutmaya çalıştım arkadan. Tutamadım, kırıldı kapı. Bir anda aldı, sıktı ve buraya geldi, attı. İddiaya göre onlarca kat yükseklikten aşağı atılan yavru kediyi sahipleri oldukça kötü bir durumda işte bu noktada buldu ve hızla veterinere götürdü. Kafasından ciddi travma aldığını gördük. Sol arka bacağının kırık olduğunu, akciğerinde ciddi kanama olduğunu tespit ettik. Şu anda 3 aylık yavru Lady'nin tedavi gördüğü veteriner kliniğindeyiz. Lady bugün yeni yeni yemek yemeye, su içmeye başladı ve 2 gün sonra olacağı ameliyata hazırlanıyor. Fakat tedaviye rağmen özellikle de gözün de kalıcı hasar kalması ihtimali yüksek. Ameliyatta pin yerleştirilecek femur kısmına, bir kırık var femurda. Anne kız minik kediyi veterinere yetiştirdikten sonra ilk işleri karakola gidip şikayet etmek oldu. Şu anda kedinin metrelerce yükseklikten aşağı atıldığı yerdeyiz. İddiaların odağındaki kişiyi arıyoruz. Bakalım iddialar hakkında kendisi ne diyecek. Show TV Haber Merkezi'nden arıyorum. Ebru Hanım'ın kedisini balkondan aşağı attığınıza dair bazı iddialar var. Kapattı kendisi. Neden beni kurtarmadın diye bakıyor. Samsun'da gittikleri hastaneyi birbirine katan, doktorları yaralayan şehir magandaları serbest bırakılmıştı. Sosyal medyadan tepki yağınca savcılık harekete geçti, yeniden gözaltı kararı verdi. Doktorlara saldıran, hastane binasını birbirine katan bu şehir magandaları serbest bırakılmıştı. Savcı talimat verdi, saldırganlar yeniden gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.
Türkiye'yi ayağa kaldıran olay bayramın ilk günü Samsun'da yaşandı. Üstleri çıplak bu magandalar barda bir kavgaya karışıp yaralandı. Sevk edildikleri hastanede de rahat durmadılar, terör estirdiler. Doktor, güvenlik görevlisi demeden herkese saldırdılar. Sonra da kaçtılar. Direkt şakak bölgesini vuruyor. En hayati yerlerden bir tanesi şakak bölgesidir. Oraya direkt gelmiş olsaydı ölümle karşılaşabilirdik. Doktorun omzunu kıran saldırganlar yakalandı. Daha önce bir polisi yaraladığı için aranan maganda tutuklandı. Üçü ise ifadeleri alınıp serbest bırakıldı. Olay sosyal medyada büyük tepki görünce savcı yeniden talimat verdi. Saldırganlar yeniden gözaltına alındı. Biri bırakıldı, ikisi adliyeye sevk edildi. Sosyal medyanın gücü adına hak yerini bulmuş. Bu tip olaylarda sosyal medyanın gözü üstünde olunca gözaltı da kaçınılmaz oluyor demek ki. Buna da şükür. Ümit Tuncel, büyük ayakları nedeniyle İngiltere'de ehliyet alamayan Türk olarak gündeme gelmişti. Dün ailesini ziyarete gelen bilgisayar mühendisi Tuncel evinde ölü bulundu. İngiltere'de ayağı büyük diye ehliyet alamayan bilgisayar mühendisi Ümit Tuncel evinde ölü bulundu. Tuncel'in ölüm nedeni ya kalp krizi ya da organ büyümesi. Londra'da da ehliyet alamıyordu ayağı çok büyük olduğu için. Ümit Tuncel bilgisayar mühendisiydi. İngiltere'de okudu. Londra'da bir şirkette çalışıyordu. 2 metre 14 santim boyundaki Tuncel 2 yıl önce de evlenmişti. Bilgisayar mühendisi Ümit Tuncel geçtiğimiz hafta bayram tatilini geçirmek için Londra'dan İstanbul'a geldi. Ailesiyle birkaç gün geçirdikten sonra dün de arkadaşlarıyla buluştu ve Büyükçekmece sahile geldi. Burada yemek yedikten sonra evine döndü. 2 ay önce doktor İngiltere'de kansızlık teşhisi koymuş. Ümit Tuncel akşam saatlerinde eve geldi, yemeğini yedi ve Dünya Kupası maçını izledi. Daha sonra yatmak için odasına çekildi. Ancak ilerleyen saatlerde birdenbire fenalaşınca eşi uyandı. Yengesiyle beraber hemen ambulansa haber verdiler. Ambulans geldi ve onu hastaneye götürdü. Gayet iyiydi, şen şakrak. Hiçbir şey yoktu. Ümit Tuncel'in vücudunda herhangi bir yaralama izi yoktu. Ümit Tuncel hemen hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi ve kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak. Kendine bakar, kendisi bilgisayar mühendisiydi. Ümit Tuncel 2009'da Londra'da ehliyet başvurusunda bulunmuş ancak ayak numarası normalden büyük, yani 50 numara olduğu için ehliyet alamamıştı. Bu tartışma İngiltere medyasında günlerce gündem olmuştu. Tuncel'in cenazesi yarın toprağa verilecek. Öfkeyle kalkıp zararla oturmak diye çok güzel bir deyimimiz var biliyorsunuz. Bunun görüntüsü bugün Ayvalık'tan geldi. Trafikte silah çeken öfkeli sürücü kendini vurdu. Bu kavgada kan döküldü. Trafikte tartıştığı sürücüye çektiği silahla kendini vurdu. Öfkeyle kalkıp zararla oturdu. Olay Ayvalık'ta bayramın son günü yaşandı. Bu siyah ve beyaz araç arasında yol verme kavgası çıktı. Siyah araçtan inen sürücü öfkeyle beyaz araca yürüdüğü tekme attı. Beyaz aracın sürücüsü de aşağıya indi. Ortalık karıştı. Tekme tokat kavga etmeye başladılar. Kavgayı başlatan sürücü aracına koşup pompalı tüfeğini aldı. Tüfekle beyaz aracın başına geldi. Ters tutup araca vurunca tüfek bir anda ateş aldı. Sürücü kendi kendini vurdu. Tüfeği atıp bacağını tuttu. Canı o kadar yanmıştı ki arkasına bile bakmadı. Tüfeği almadan aracına yürüdü, hastaneye gitti. Güney Koreli turistleri taşıyan otobüsle kendi yolundan çıkan traktör Ankara-Konya otoyolunda çarpıştı. O dehşet anları otobüsün kamerasına işte böyle yansıdı. Yoldan çıkan traktöre otobüs çarptı, traktör ikiye bölündü.
Bu anlar otobüsün kamerasına an be an işte böyle yansıdı. Otobüs 18 kişilik Güney Koreli yolcu kafilesini taşıyordu. Sabah saatlerinde Ankara-Konya otoyolunda önüne aniden yolun sağında ilerleyen traktör çıktı. Yolun ortasına savruldu. Çarpmanın şiddetiyle traktör ikiye bölündü. Traktördeki çift ve otobüsteki Güney Koreli turist bir çocuk yaralandı. Koştuk, yaralılara koştuk. Kazazede Güney Koreli turistler de yol kenarında şemsiye açıp kendilerini alacak araçların gelmesini bekledi. Araçlar gecikince turistler jandarma araçlarına bindirildi. Saadet zinciri skandallarına bir yenisi daha eklendi sayın seyirciler. Yerli ve milli kripto para Türkcoin olarak piyasaya çıkan bir şirketin 10 bin kişiyi 100 milyon civarında dolandırıp ortadan kaybolduğu iddia edildi. 65 kişiye 50 bin TL'nin üzerinde para kazandı. Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni saadet zinciri skandalı Eskişehir'de patlak verdi. Görüntüler o skandalın tanıtım filminden. Ünlü oyuncuları oynatıp bedava otomobil dağıttılar. Yüklü miktarda çek kesip o toplantıya katılanların gözlerini boyadılar. Ve şu anda toplamda 70 bin civarında paketimiz var. 100 milyon lira civarında bir ciroya ulaşmışız ve 10 bin kişiye ulaşmışız. Muhammed Satıroğlu 24 yaşında. Geçtiğimiz yıl 1 milyon lira sermayeli o şirketi kurdu. 51 yaşındaki Sadun Kaya'yı %49'la şirketine ortak yaptı. Yerli kripto para Turcoin üretiyoruz deyip üye topladılar. Tabii ki insanlar soruyorlar bu paralar nereden geliyor, nasıl ödeniyor, ne yapılıyor. Bizim coin üretim tesislerimiz var. Üyeler havadan para kazandı. Yeni üyelerle saadet zinciri iyice büyüdü. Ödemelerde şimdiye kadar bir yıldır bir gün bile aksama olmadı. Daha çok üye, daha çok kazanç için lüks bir otelde tanıtım düzenlediler. Dikkat çekmek için ünlü oyuncular Şebnem Şefır'ı ve İpek Tanrıyar'ı sunucu olarak davet ettiler. Merhaba sevgili izleyiciler. Aynı törende fiyatı 250 bin lirayı bulan lüks otomobil dağıtıp göz boyadılar. Turcoin eşittir TL, eşittir dolar, eşittir altın, eşittir dolar. Sistem 10 ay sonra tıkanıp paralar kesilince üyeler Kocaeli'deki hayali sanal para üretim tesisini bastı. Siz 2000 TL ile bizim cihazlarımızın bir bölümünü 12 ay süreyle kiralıyorsunuz. Tam da beklendiği gibi oldu. Saadet zincirinin iki ortağı 100 milyon lirayla kayıplara karışırken olan onlara inananlar oldu. Dediğimiz gibi insanlıktan çıktık, çıktığımız gibi de dosdoğru hayvanlar alemine daldık. Gün geçmiyor ki bir hayvana şiddet haberi gelmesin. İşte onlardan biri daha. İşin acı yanı bu kez o şiddeti uygulayan bir doktor. Doktor köpeğine saldıran hamile kediye tekme attı. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyünce geri adım atıp özür yazısı paylaştı. Görüntüler Şov Haber WhatsApp ihbar hattına İstanbul'dan gönderildi. Doktor köpeğiyle siteden dışarı çıkıyordu. Hamile bir kedi kendini koruma içgüdüsüyle köpeğe saldırdı. Doktor köpeğine saldıran kediye işte böyle tekme attı. Sonra da sosyal medya hesabından ben hayvan düşmanı ya da işkenceci değilim. Yaraladığım hisleriniz için hepinizden tek tek özür diliyorum yazısı paylaştı. O bir doktor. Yani canın, yaşamın değerini en çok bilmesi gerekenlerden biri. Ama ne yazık ki aldığı eğitimi, ettiği yeminleri unutup böylesi bir şiddete imza attı. Bursa'da dün gittiği bayram ziyaretinde kaybolan 3 yaşındaki Meyra bir ağacın altında uyurken bulundu. Ekipler ona ayağından çıkan terlikleri sayesinde ulaştı. Bu mor terlikler olmasa bu kayıp kız çocuğu bulunamayacaktı. Meyra. Meyra abi 3 yaşındaydı. Dün ailesiyle Bursa'nın Keles ilçesine bayram ziyaretine gitmişti. Anne ve baba büyüklerle bayramlaşırken 3 yaşındaki Meyra ve 5 yaşındaki abisi binanın etrafını dolaşmaya çıktı. Ancak bir anda iki kardeş ortadan kayboldu. Ailesi hemen jandarmaya haber verdi. Ekipler arama çalışması için harekete geçti. İşte bu sırada 5 yaşındaki Mert çıka geldi. Ancak Meyra yanında yoktu. Afat, Jack, Anda, köylüler herkes seferber oldu. Meyra'yı bulmak için her yer didik didik arandı. Ekipler minik Meyra'nın önce terliklerine ulaştı. Ardından çalışmalar o noktada yoğunlaştı. Çok geçmeden de minik Meyra bir ağacın altında uyurken bulundu.
ağlamaktan bitkin düşmüştü. Uyuyorduk. Yok, uyumuyordu böyle işte. Küçük kız ailesine teslim edildi. Kontrol amaçlı da hastaneye götürüldü. Hepinizden Allah razı olsun. Çok sağ olun. İstanbul Taksim Meydanı'nda otelde kalan çılgın bir turist dün akşam odasının camını açtı, aşağıya para saçtı. Görenler paraları toplamak için birbirine girdi, izdiham çıktı, polis devreye girdi. Taksim'de otelden para atıyorlar, insanlar da bu şekilde toplamaya çalışıyorlar. Çılgın turist otel odasından para saçtı, aşağıda izdiham çıktı. Kafayı mı yemişsin? Vallahi bilmiyorum, para da atıyordum. Dün akşam hava biraz yağmurluydu ama Taksim'de gökten yağan tek şey yağmur değildi. İşte bu otelde kalan esrarengiz bir turist dün akşam saatlerinde odasının camından aşağı tomarla para saçtı. İşte o anlar kimileri paraları kapmak için birbirini ezerken kimileri de görüntüleyebilmek için cep telefonuyla kayda girdi. Paralar attı. Halk paralara hücum etti. Siz ne yaptınız? Bıraktınız mı tezgahı? Ya ekmeğime bakıyorum. Ben ne işim olur? Havadan gelen parayla işim yok diyor. Tabii. Turistin kim olduğu, neden böyle bir şey yaptığı bilinmiyor. Ama gökten para yağdığını görenler kendini kaybetti. Havadan para kazanmanın peşine düştü. Polisler yukarı çıktı tabii. Büyük bir kalabalıkla beraber tabii izdiham da oluştu. Haliyle yolda trafik de durdu. Polisin müdahalesi ise gecikmedi. Önce gelip o çılgın turisti durdurdular. Sonra da otelin önündeki kalabalığı dağıttılar. Saçılan paraları toplayanlar hemen değerini öğrenmeye koştu. Mutlulukları yarıda kaldı. Çünkü saçılan Çin parası renminbiydi. Kağıt paraların değeri 40 kuruştu. Otelden para saçıyordu. Herkes de topluyor tabii. Adam resmen oyun oynuyor milletle. 40 kuruş yapmış, 40 kuruşluk yapmış işte. Kafayı mı yemişsin? Vallahi bilmiyorum, para da atıyor. Bir soyguncu, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yöntem kullandı. Polis üniforması giyip para taşıyan araca otostop çekti. 350 bin lirayla da kayıplara karıştı. Polis üniformasıyla otostop çekti, bindiği araçtaki benzin istasyonu çalışanlarını kelepçeledi. Tam 350 bin liralarını alıp kaçtı. Ellerini kelepçeliyorlar. 350 bine yakın para var, onu alıp gidiyoruz. Akıl almaz soygunun adresi Eskişehir Vişnelik Mahallesi'ydi. Akaryakıt istasyonu çalışanı Betül Toral, şoförü Cem Sabancı ile birlikte akaryakıt istasyonuna ait 350 bin lirayı bankaya götürecekti. Yolda giderken polis üniformalı bir kişi aracı durdurdu, otostop çekti ve beni de müsait bir yerde bırakabilir misiniz dedi. Araçtakiler ondan şüphelenmedi ve üniformaya güvenip onu araçlarına aldı. Ama diyeceklerine bin pişman oldular. Çünkü sahte polis araca bindikten kısa süre sonra silahını çıkardı. İkisine de silah dayıyor. Buraya kadar sürdü. Soyguncu silahını çıkardı ve o çalışanları ormanlık bir alana götürdü. Ellerini kelepçeledi ve araçta bulunan 350 bin lirayı aldı ve kendisini bekleyen başka bir araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Polis geldiğinde çalışanlar bu haldeydi. Ellerindeki kelepçeler çözüldü. İkisi de sorgu için karakola götürüldü. Polis soyguncuyu bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Sırada haber turumuz var. Aniden şerit değiştirdi, motosikletlinin ölümüne neden oldu. Kaza Kanada'da yaşandı. Önündeki trafiğin yavaşladığını gören sürücü sola geçmek istedi. Ama arkadan hızla gelen motosikletliyi görmedi. Cipe çarpan motosikletli ağır yaralandı, kurtarılamadı. Bagajda yolculuk bu kadarı da olmaz dedirtti. Bursa'da bir otomobilin bagajında yolculuk yapan 3 genç görenleri şaşkına çevirdi. Tuhaf yolculuklarını ve kendilerine bakanları da cep telefonuna kaydettiler. Samsun bahane, Ruslar şahane. Rusya'dan Samsun'u tanıtmak için geldiler. Verdikleri pozlarla olay oldular. Rus bloggerların Samsun'dan çok kendilerini öne çıkaran pozlarına sosyal medyada tepki yağdı. Teknede, otelde, caddede, sokakta, Samsun'un her bir köşesinde poz verdiler. Amaç Samsun'un tanıtımıydı. Ancak kent ikinci planda kaldı. Rus kızların bu pozları Samsun'u kızdırdı. Rus bloggerlar Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin özel davetlisi olarak kente geldi. Samsun'a katkıda bulunacaklar, Rus turistleri kente çekeceklerdi.
Rus bloggerların her birinin neredeyse 50 binden fazla takipçisi var. Şehrin tarihi ve turistik noktalarında çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Bu tanıtım Rusya'da karşılığını buldu mu bilinmez ama Samsun'da epey tepki çekti. Sosyal medyada yorum üstüne yorum yazıldı. Samsun'un ikinci planda kaldığı ve Rus bloggerların pozlarıyla dikkat çektiği yazıldı. Samsunlular böyle tanıtım mı olur dediler, tepki gösterdiler. Abi sandığı hıçkırıklara boğuldu. Kazaya karışan hiç tanımadığı bir bisiklet sürücüsü için saatlerce gözyaşı döktü. Hıçkırıklara boğuldu, dövündü. Hayatında görmediği bir yabancı için krizlere girdi, kahroldu. Çünkü onu abiyi sanıyordu. Bir araç 56 yaşındaki bisikletli bir adama çarptı. Bisiklet sürücüsü yaralandı. Panikle olay yerine gelen bu kadın önce yerdeki bisikleti gördü. Abinin bisikletiyle aynıydı. Ardından yaralı adama koştu. Aslında yüzü kanlar içindeydi. Yani kim olduğu belli olmuyordu. Ama paniğe kapılan kadın boyundan, posundan ve kıyafetlerinden yaralının abi olduğuna kanaat getirdi. Kazayı gördükten sonra kendi akrabası sanıp ağladı. Yaralı adam kendisi için dövünen bu kadını görse acaba ne düşünürdü? Çevredekiler yaralı kişinin onun abiyi olmadığını anlatmaya çalıştı ama başkası için dakikalarca gözyaşı döken kadın güçlükle sakinleşebildi. Sonra anlattık tekrar ona kendisi akrabasının olmadığını. Şu anda gayet durumu iyi. Toplu taşımayla yolculuk yapmanın zorluklarından biri de kötü kokular. Yolculara bir dokunan bina işitiyor. Bazen böyle toplu taşımada dikilirken burnunuza ter kokusu geliyormuş, çok affedersiniz. Maalesef. Yazın geliyor tabii ki, gelmez mi? Terliyor herkes. Artık bayılacağım ki ayak kokusu. Leş gibi ya. İstanbulluların eli ayağı toplu taşıma. Hem pratik hem de hesaplı. Mesela metrobüs alıyor sizi trafiksiz bir yerden bir yere kadar götürüyor. Ama ne yalan söyleyelim, bazen metrobüse binince ya da herhangi bir toplu taşımaya şöyle tutununca burnunuza... Burnumuzun direğini kıracak kadar kötü kokular gelebiliyor. Bir sürü insan yani terli terli. İnsanlar duşunu almıyor. Ne bileyim, çok kokuyorlar. Suya sabuna dokunmamış gibi. Çok affedersiniz ama bazı yolcular ter kokabiliyor. Peki biz de soluğu metrobüste aldık. Şimdi hem yolcuya soracağız hem de pratik çözümleri alacağız. Bakalım ne cevap verecekler. Şimdi otobüsten indiniz. Nasıl kokuyordu içerisi? Biraz yoğunluk olunca tabii ki ter kokuyor haliyle. Uzun boylu insanlar oluyor. Geliyorsun mecburi koltuk altında mesafe. Çok berbat. İnanın şimdi geldim metrobüsten buraya. Artık bayılacağım. Tansiyonum, yani midem bulanıyor. Ter kokan yolcular var mı? Var tabii, olmaz mı yani? Şimdi diyecekler ki yani sen rahatsız oluyorsan kardeşim özel arabaya git diyecek. Ya içerisi ter kokuyorsa? Ben otobüs şoförüyüm, onun havalandırmasını açıyorum. Başka bir şey, yapacak bir şey yok. Bu sıcakta ter kokacak millet tabii ya. Ne yapsın millet yani? Çok fazla deodoranta, parfüme gerek yok. İnsanlar bir duş alsın. Kardeşim alt tarafı bir duş alacaksınız. Onu da alın çıkın evinizden ya. En sonunda sizi kolunuzdan tutup hamama götüreceğim. Her gün duş almak lazım. Mendil bulundurmak lazım. O da süpürge koymamız lazım. Kokumetre gibi bir şey olsa mesela, çok kokan kişiler bilmemesi. Bu kadar basitken bunun çözümü. Neden hala aynı koku? Berbat. Önceden kravatsız, gömleksiz, ütüsüz dışarı çıkılmıyordu. Bir giydiklerini 10 gün çıkarmıyorlar. Anlayacağınız ter kokusundan dertli olan çok. Kim bilir, belki de önümüzdeki günlerde toplu taşımalara asılan bu uyarılar gibi bir de ter kokmak yasaktır, deodorant kullanın gibi uyarılar da görebiliriz. Yok. Acaba yakında ben burnumuza mandal mı asacak? Valla olabilir. O da ya da şey yani maske. Dünya Kupası fırtınası bütün hızıyla sürerken parlayan takımlardan biri de İzlanda. Vikingler sadece oynadıkları futbolla değil, 10 parmağında 10 marifet futbolcularıyla da parmak ısırtıyor. Onlar savaşa değil, maça gidiyor. Çünkü onlar namı diğer Vikingler. Bu da dünyaca ünlü gök gürültüsü selamları. 2016 Avrupa Şampiyonası'na beklenmeyen başarısıyla damga vuran İzlanda, şimdi de Dünya Kupası'nı hem taraftarıyla
hem de milli takım oyuncularıyla sallıyor. İzlanda'nın ilk maçı Arjantin'leydi. Kaleci Hannes Haldorsens, Maradona'nın tahtına aday gösterilen Messi'nin penaltısına geçit vermediği tarih yazdı. Gözler bir anda ona çevrildi. İzlanda milli takımı kalecisi Haldorsen başarılı bir futbolcu olmasının yanı sıra başarılı bir yönetmendi. 2012'de ülkesinin Eurovision şarkı yarışmasına katıldığı klibi de... Ve ülkesinin Dünya Futbol Kupası'nda tanınmasını sağlayan o klibi de Haldorsen çekti. İşte takımın bir başka fenomeni. İzlanda'nın yakışıklı oyuncusu Rurik Gislason aynı zamanda bir model. Yakışıklı oyuncu Arjantin maçında sadece 27 dakika sahada kaldı ama... İki günde sosyal medya hesabı patladı. Çoğunluğu kadın, 250 bin kişi oyuncuyu takibe aldı. Gudmundur Benediktsson takımın yardımcı antrenörü. Aslında o da bir spiker. Maçları o sunuyor. Hem de öyle bir sunuyor ki kendinden geçiyor. Her şeyi salla ama çayı demle dediler. Biz bayağı bir yanlış anladık. Nezaketi de iyice salladık. Hal böyle olunca çaycıların başlattığı bir akım dalga dalga tüm Türkiye'ye yayıldı. O akımın adı nezaket tarifesi. Ercan çay ver kardeş. Ercan Bey çay ver. Ercan Bey çay verebilir misin? Çaylar aynı, fiyatları farklı. Farkı yaratansa çayın istenme şekli. Çay ver diyor, çay verir misin diyor. Bir sürü sesleniyorlar yani. Siz ne yapıyorsunuz? Biz de ona göre... Tarife yani ona göre tarife uyguluyoruz. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır misali bir uygulama Türkiye çapında hızla yayılıyor. Bu kampanya işe yarar mı? Yarar. Daha mı çok çay satılır? Çok satılır tabii. Bak siyasette bile slogan önemlidir. Çaycıların kibar dile ucuz fiyat uygulaması Manisa'da başladı, Ankara'ya sıçradı. Beyefendi çay verebilir misin? Arkadaşım çay verir misin? Müsaitseniz bir çay alabilir miyiz diye hitaplarda bulunuyoruz. Ona göre fiyat var ama. Tabii. İşte bu uygulamanın örneği. Ercan çay ver. 2 lira. Çay verir misin Ercan Bey? Özetle hayatın tüm kabalığına, gamına inat, çayın demi var. Çayı da, bu yaklaşımı da koyu sevdik. Şimdi reklamlar.